Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte patatesli somon balığı pişireceğiz. Gerekli olan malzemeler 6 tane ufak patates, 1 dilim somon balığı yaklaşık olarak 200 gram civarında geliyor. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tutam dereotu, çok az bir biberiye ve 2 baş sarımsak. Aynı zamanda biraz tereyağı, tuz ve karabiber kullanacağız. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Yemeğimizi yapmaya patateslerden başlıyoruz. Patateslerin pişme süresi biraz daha uzun olduğu için patatesleri önceden pişirmeye alacağız. Patateslerimizi iyice yıkadık. Elma dilimleri halinde doğrayıp tavamızda pişireceğiz. Patateslerimizi doğradık. Doğramış olduğumuz patateslerimizi tavamıza koyabiliriz. Tavamızın altını açtım. Üzerine de biraz su ekliyorum. Yaklaşık olarak bir çay bardağı kadar su ekledim. Bir çay kaşığı civarında tuz ekliyorum. Şimdi patateslerimizin üstünü kapatıp yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğiz. Patateslerimiz yumuşadıktan sonra tavamızın altını kapatabiliriz. Patateslerimiz pişerken biz de bir yandan balığımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Balığımızın üzerindeki bütün kılçıklarını temizleyeceğiz. Aynı zamanda derisini de soyacağız. Gördüğünüz gibi şöyle kolay bir şekilde balığımızın kılçıklarını ayıklayabiliriz. Balığımızın kılçığını çıkardık. Şu anda derisini soyabiliriz. Şöyle kenardan derimizin üzerinden bıçağımızı yerleştirdik mi çok kolay bir şekilde deriyi sıyırabiliriz. Balığımızın kılçığını temizledik. Aynı zamanda derisini de soyduk. Balığımızı elimizle kontrol ettiğimizde iç taraflarında da kılçıklar olduğunu görürüz. Bu kılçıkları da temizlemeyi unutmayalım. Bu kılçıkları da temizledikten sonra balığımızı kuşbaşı halinde doğrayacağız. Ve tavada pişirmeye alacağız. Balığımızın bütün kılçıklarını temizledik. Şu anda balığımızı şöyle kuşbaşı halinde doğrayabiliriz. Şu ebatlarda doğramamız yeterli. Çok ufak ve çok büyük olmasına gerek yok. Şu anda balığımız hazır halde. Balığımızı tavamızda pişirmeye alabiliriz. Tavamızın altını açtık. Üzerine yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı civarında zeytinyağı döküyorum. Zeytinyağımız ısınırken biz de balığımızı tuzlayabiliriz. Yaklaşık olarak 1 çay kaşığı civarında balığımızı tuzluyorum. Çok az da karabiber kullanacağım. Evet, bu kadar yeterli. Evet, balığımız da şu anda pişmeye hazır. Tavamız ısınınca balığımızı pişmeye alabiliriz. Tavamızı şöyle elimize kontrol edebiliriz. Elimizi tavamıza yaklaştırınca elimizin ısınması lazım. Evet, tavamız şu anda yeterli derecede ısınmış bir durumda. Balıklarımızı tavamıza koyabiliriz. Tavamızın altını kısıyorum. Orta derecede pişirmeye devam ediyorum. Evet, bildiğiniz gibi balıklar çok çabuk pişerler. O yüzden çok fazla tutmaya gerek yok. Yaklaşık olarak 2 dakikadır balığımızı pişirmekteydim. Şöyle gördüğünüz gibi alt tarafı güzelce bir kızardı. Ben balıklarımızı yavaş yavaş çevirmeye başlıyorum. Evet, balıklarımızın diğer yüzünü de 2 dakika pişirdikten sonra balıklarımızı tabağımıza alabiliriz. Patateslerimizi kontrol etmek istiyorum. Şöyle bir bıçak yardımıyla kontrol edebiliriz. Gerçekten çok güzel bir şekilde pişmişler. Patatesimizin altını kapatıyorum. Şu an patateslerimiz pişmiş bir halde. Çok fazla pişirip patateslerimizi öldürmeyelim. Patateslerimizin suyunu dökeceğim. Patateslerimiz kenarda beklesinler. Birazdan patateslerimizi yağlayıp servis tabağına alacağız. Bu arada balıklarımız da pişmek üzere. Evet, balıklarımız 2 dakikadır pişmektelerdi. Şu anda altı da pişmiş bir halde. Balıklarımızı tavadan alabiliriz. Balıklarımızı tabağımıza aldık. Şu anda tavamızın yağını biraz azalttım. 1 yemek kaşığı civarında tereyağını tavamıza alıyoruz. Hafif ateşte tereyağımız erimeye başladı. 2 baş sarımsağımızı ezip tereyağımıza ekleyebiliriz. Sarımsağımızı şöyle kaba halde doğrayıp tereyağımıza ekleyelim. Balığımıza ekstra bir tat vermesi için sos olarak kullanmak istiyorum. Sarımsaklarımızın üzerine de bir parça biberiye atıyoruz. Aynı zamanda yarım limonu sıkıyorum. Limonun suyunu kullanacağız. Şimdi balıklarımızı tekrar tavamıza alıyoruz. Burada balıklarımızı sadece soslamış oluyoruz. Balığımız yemeğe hazır pişmiş bir halde. Yani şöyle biraz sos içerisinde bulunması yeterli. Biz bu arada patateslerimizi işlemeye başlayabiliriz. Tavamızın altını açtım. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Balığımızı yeteri kadar sosladık. Şu anda altını kapattım. Tavada sıcağında biraz bekleyebilir. Patateslerimizi de pişirdikten sonra servis yapabiliriz. Patateslerimiz yağ içerisinde kızarmaya başladılar. Zaten pişmiş oldukları için çok fazla tutmayacağım. Üzerine sadece biraz dereotu doğruyorum. Şöyle bir tutam dereotu. Şöyle yağ içerisinde 1-2 dakika kızardıktan sonra servisimizi yapabiliriz. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Servis tabağına aldık. Gerçekten çok lezzetli oldu.
yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi izninizle yemeğimizin tadına bakmak istiyorum. Balığımız gerçekten çok güzel pişmiş, tam kıvamında olmuş. Patatesimizi de denemek istiyorum. Patatesimiz de öyle, çok lezzetli olmuş. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize afiyet olsun.